Diye yazılımın sizler için hazırlamış olduğu webinar serisi olan Diyalog Uzman Sohbetlerine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Profesör Doktor Can Bilgili. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Bugün sizi de aslında ağırlamamızın sebebi girişimcilerin karşılaştıkları ekonomik zorlukları konuşmak hocam. Ama ilk olarak önce sizi kendinizi tanıtın isterseniz oradan başlayalım. Şimdi tabii konu girişimcilik olunca ister istemez ben de şöyle başlayayım. Ben akademisyenim ama aynı zamanda girişimciyim. Aynı zamanda yazarım. Yani böyle üç şapkam var. Eğer kendimi kısaca tanıtmam gerekirse. Akademik olarak da medya ve iletişim alanına ilişkin uzun yıllardır, 30 yılı aşkındır çalışmaları olan birisiyim. Peki. Şimdi girişimciliği konuşacağız bugün ama yani ekonomik zorluklarını konuşacağız ama biraz girişimcilikten ne anlamalıyız oradan başlayalım istiyorum. Şimdi ülkenin ekonomik zorluklarına girersek çok uzun sürebilir ama evet. Ben girişimcilik kısmından başlayayım. Girişimciliği konuşalım, peki. Evet. Şimdi tabii girişimci deyince genelde hepimizin aklında şu olay geliyor. Yani işte girişimci ekonomik alanda faaliyet gösterip yenilikçi bir takım uygulamalar gerçekleştirebilen kişi. Yani çok geniş anlamda değil de böyle biraz spesifik, direkt ekonomik odaklı, iş hayatı odaklı görüyoruz. Aslında girişimci toplumu değiştiren kişi baktığımızda. Yani biraz daha geniş bir şeyden bakmamız lazım, perspektiften bakmamız lazım. Çünkü topluma öncülük yapan, toplumu dönüştüren, değiştiren, ekonomisiyle, bakış açısıyla, yaşam biçimiyle. Yani mesela Galileo örnek verirsek eğer girişimci. Evet. Sonuçta ne yapmış Galileo? Dünya dönüyor demiş. Evet. Düz değil demiş. Şimdi bu fikrin ortaya çıkması bir yenilikçi fikir gün sonunda. Bu yenilikçi fikri alanıyla ilgili olarak dillendirilmiş. Her ne kadar Engizisyon onu kendisini mahkum etmeye kalksa da o da ölümden korkup da ya evet yanlış yaptım dese de günün sonunda o yeni çıkmış. Tabii aklı çıkıyor. Çünkü sonuçta bir öncülük yapıyor. Toplum öncülük yapıyor, bilim alanının öncülük yapıyor. O yeni fikri uygulamak için de çaba harcıyor. Tabii yatırımcı bulamıyor. Destekçi bulamıyor yani yatırımcıdan kastımız destekçi bulamıyor. Fikri hayata geçmiyor. Ama ölümünden yıllar sonra da onun da o fikri ne oluyor? Alanla ilgili kabul görüyor. Şimdi girişimcilik aslında bir öncülük, bir yaratıcılık, bir değişime öncülük yapmak. Biraz öyle görmemiz lazım. Peki şimdi girişimcilerin fikir aşamasında yaşadıkları ekonomik zorluklarla başlayalım. Aslında esas ilk sorun bu. Fikir aşamasındayken hangi zorluklarla karşılaşıyorlar? Şimdi fikir aşamasında henüz daha fikrin ortaya çıktığı yani bir girişimci kişi için söylemek gerekirse en önemli sorun ekonomik anlamdaki o bakımdan söylemek gerekirse en önemli sorun projelerini yapılandırırken ölçeklendirmeleri, ekonomik ölçeklendirmeleri. En büyük sorun bu. Yani iyi bir fikre sahip olabilirler. İyi bir uygulanacak olan iş fikrine sahip olabilirler. Ama onu ölçeklendirmek, bir proje standardı içerisinde olgunlaştırmak, uygulanabilir niteliğe taşımak ekonomik olarak ve daha sonrasında bu ekonomik niteliğinin sürdürülebilir ölçüsünü de belirleyerek acaba ben buna iyi bir ekonomik yatırım alabilir miyim ya da nasıl yatırım alabilirim gibi ön çalışmalarını, ön analizlerini doğru yapması çok önemli. En önemli kısım bu aslında. Daha projeyi hazırlarken, olgunlaştırırken o fikri neyse artık, iş girişim fikri neyse ona yönelik çalışmasını doğru yapması gerekiyor. Hocam peki ekonomik durum ve şartlar fikirlerin önüne geçebiliyor mu? Aslında orayı da merak ediyorum. Geçiyor şey işte Galileo örneğinden hareketle yine verelim. Ne oluyor? Şartlar neydi? Engizisyon. Fikirler neydi? Çok iyiydi, ileriydi. Ama ne oldu? Önüne geçti. Sonuçta aynı şey geçerli. Yine biraz oradan örnekle vermiş olayım ama aynı şey geçerli. Çok iyi fikirleriniz olabiliyor. Fakat içinde bulunduğunuz ekonomik vadi, ekonomik koşullar, vizyon, bakış açısı aslında sadece ekonomiye indirgemeden söylemek lazım. Bütün hepsini kısıtlıyor. Yani iyi bir fikre sahip olabilirsiniz dediğim gibi. Gerçekten dünyayı etkileyecek, değiştirecek, dönüştürecek. Şimdi bunu söylediğim zaman herkes aa canım o kadar da abartmayalım hocam falan diyebilir ama ben kitabımda da yazdım bunu. 2003 senesi olabilir ya da 2 senesi olabilir. Tam hatırlamıyorum senesini ama Galatasaray Üniversitesi'nde akademik olarak çalışma yaparken bir mühendislik öğrencisi dedi ki hocam dedi ben dedi bitirme projemi hazırlayacağım. Bu projemi hazırlarken ama sosyal konuları ilgilendiren bir yazılım projesi üretmek istiyorum. Yazılım üzerineydi onun eğitimi. Nasıl bir şey yapabilirim dedi. Ben de o sırada da şeyim bir öğrenci kulübünün daha doğrusu mezunlar kulübünün de başındayım. Mezun oldum okul nedeniyle. Dedim ki ya bizim bu mezunları bir araya getirmek çok kolaydır 2002'den bahsediyorum ya da 2003 tam hatırlamıyorum yılını. Dedim ki bir araya getirmek, haberleşmek çok zor. Acaba dedim bir şey kurabilir miyiz? Biz sosyal ağ, sosyal iletişim. O zaman sosyal ağ da diyemiyoruz. Ya iletişim kuracak bir şey bulabilir miyiz falan. Ne yapabiliriz yazılımla? Hani terminolojisi de yok daha ortada doğru düzgün. Bugün kullandığımız dijital alana ilişkin terminoloji çok gelişmiş değil o yıllarda.
Dedi ki ya hocam evet olabilir. Sanki dedi MyNet gibi bir şeyden mi? O zamanlar MyNet vardı galiba. Öyle bir şeyden bahsediyoruz. Yok dedim, o da değil de dedim hani haberleşsinler, birbirleriyle mesajlaşabilsinler. Bir yerden yani, bir ortamdan falan. Tarif de demiyorum. Ne oldu hani böyle kabaca hayalinizi çiziyorsunuz. Facebook gibi bir şey diyemiyorsunuz. Diyemiyoruz. Yok ortada, öyle bir şey yok. Aynen, nasıl anladın hemen. Yaptık. Çok da güzel bir mezunlar şeyi yaptık. Yazılımı yaptık. Mezunların buluşabileceği bir platform yaptı bize. Hazırladı arkadaş. Tabii ben tarif ettim. O yaptı falan. İşte karşılıklı değerlendirdik ettik. Sonuca eriştik. Çok da güzel bir yazılım oldu. Mezunları haberdar ettik. Mezunları içeriye sokuncaya kadar canımız çıktı. Ya çünkü hocam bu ne diyor. Diyorum ki mail adresini giriyorsun, buradan basıyorsun falan filan. Çoğu kişi için çok yeni bir şey. Hani ne olduğunu bilmiyor. Bir de ya ne gerek var, telefonla arasana beni falan diyor mesela bazı arkadaşlar o yıllarda. Sonuçta böyle çırpına çırpına 200'e yakın insan içeriye girdi. Ama çırpınıyoruz yani, girsinler içeriye, üye olsunlar. Hı hı. Girenler de şunu diyor, ne güzelmiş ya, birbirimize haberleşebiliyoruz, fotoğraf gönderiyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Çok güzel bir şeymiş bu, arkadaşlarımı buldum diyor bazıları falan. Ama bir süre sonra bizim o ortak alan yazışmalar dediğimiz, akış dediğimiz kısım ortaktı. Şey gibiydi, böyle herkesin yazabildiği bir ortamdı. Hı hı. Orada tabii eskileri, eski gruplar, üniversite yıllarından gruplaşmış, çatışma halindeki kişilikler falan oradan birbirlerine giriştiler yazışmalarla. Tabii bir süre sonra rahatsız olanlar, ya her gün bize bildirim geliyor, işte bildirim de demiyoruz o zamanlar, şey uyarı geliyor. Ondan sonra işte herkes oradan yazıyor, işte yeter biz bunu görmek istemiyoruz falan. Dedik herhalde yanlış bir iş yaptık, biz bunu kaldıralım dedik. Sonra kaldırdık onu. Aradan geçti 6 ay, 1 yıl maksimum. Bir gün bana bir davet geldi Facebook'tan. Dedim ki aa, dedim bir arkadaş bana davet göndermiş. Bu ne dedim. Girdim, onayladım. İçine girdim. Bizim bütün o uygulamaların hepsi içinde var. Dedim ki inanılmaz bir olay. Yani böyle ya biz aslında bunu yapmışız. Ama tabii yaptığımızda kalmışız. Öteye taşıyamamışız. Bir de daha da şeyi, komik olanı, o kavga edenler, o bizim eski platformda kavga edenler, işte birbirlere dalaşanlar şurada falan, orada grup arkadaşlar, hani gruplar kurmuşlar, arkadaşlıklar yapmışlar falan. Onlara bir söylendim tabii içimden. Dedim ki arkadaşlar kendi ürünümüzü yaptık, hiç kimse gelmedi. Ama işte şey, uluslararası sonuçta, tamam, Amerika merkezli bir ürün ve herkes orada üye. Yani bir şekilde üye olmuş. Ve aynı şeyler vardı yani, yine mesajlaşma, yine arkadaş ekleme, yine şey tabii. O ilk halini düşünün. 2002'lerden, 2003'lerden bahsediyorum. Biz kurmuştuk işte. Yani yazmıştık, etmiştik. Ya sağa inmiştik. Sağa inmiştik ama. Peki, tam da aslında soru bununla ilgili. Facebook'ta zaten biliyorsunuz öğrenci mezunlar şey için yapılmıştı. Tabii tabii. Aynı mantık. Lise arkadaşlarını bul, üniversite arkadaşlarını bul. Aynen. Aynen. Ama o yürüdü, yapmıştı. Global bir şey oldu. Evet. Ama sizin ikliminiz, vaadiniz uygun olmadığı için buna. Ne oldu? Biz, Serkan'da arkadaşımızın adı, yazan arkadaş. Serkan'da birbirimize baktık. Kapatalım dedik. Yani bu nokta. Şimdi çünkü anlaşılmıyorsunuz. Yani yaptığınız şey toplumunuzun da içinde bulunduğu şeyden çok ileri olunca toplum tarafından reddedilebiliyor. Toplumdan kastım. O zaman küçük bir çevre ama mental olarak toplumunuz hazır değil. Hani böyle bir şeye, böyle bir ekonomik girişime. Aynı şey Galile için de geçerli. Hazır değil. Engizisyon hakim. Herkes böyle tanrı inancı içerisinde kapanmış. Dünya düzdür diyor. Adam da çıkıyor ki bir baktım dönüyor diyor. Yani hazır değil. Asacaklar da adamı, gönderecekler de İngilizce. Peki, şimdi aslında az önce sizin söylediğiniz uygulamanız sahaya inmiş. Evet. Ama biz şimdi günümüz şartlarına dönelim tekrar. Bir girişimin sahaya indirilmesi sürecinde hangi ekonomik zorluklarla karşılaşılıyor? Şimdi tabii şöyle, o gününden bugüne çok şey değişti tabii Türkiye'de de. Sonuçta girişimcilik nedir algılanmaya başlandı, girişimciler ortaya çıktı. Birçok girişim fikri yine sahaya inebildi. Bunlar... dijital sektörü ilgilendirsin, ilgilendirmesin yapılabilir hale geldi ve birçok açıdan da pazar piyasası oluşmaya başladı. Bir algısı, startup dedik işte, böyle bir takım kavramlar oluşmaya başladı ve olgunlaştı. Kabul de gördü. Ama bütün bunlara rağmen sahaya inmekte ciddi sorunlar var. Neden? Çünkü girişimcinin kendi yatırımcısını, melek yatırımcısı, işte bunu bir takım böyle yatırımcı isimleri de koymuşlar. Startup anlamında, uygulama noktasında, başlangıç anlamında yatırımcısını bulabilmekte kısıtları var, zorlukları var. Bunun birkaç nedeni var. Bunlardan biri kendi projesiyle, ölçek ekonomisiyle yatırımcısı arasındaki ilişkiyi doğru kuramaması. Yani ben doğru yatırımcıyı nerede bulurum? Bu bilmiyor olması. Bu şeyden kaynaklı, girişimciden kaynaklı problemler. Diğeri ise yatırımcıların yaklaşımlarından kaynaklanan problemler. O da yatırımcıların yaklaşımı, bizim Türkiye gibi ülkeler için söylüyorum özellikle, yarın olsun. Yani hemen olsun. Proje, 3 sene mi? 3 sene sonra mı dönecek bu? Cık, olmaz falan. Hani böyle
Bizim şeyimiz, şeyimiz, zihnimiz kısa vadeli çalışıyor. Şey değil, orta uzun vade filan ölçeklendirmelerimiz zayıf yatırımcılar için söylüyorum. Tabii ki kurumsal büyük yatırımcı gruplar için söylemiyorum. Onlar bunu anlayabilecek kapasiteye sahipler ama genelde bizim gibi piyasalarda, ekonomik piyasalarda yatırımcıların beklenti şeyleri çok yüksek. Hem beklenti çok yüksek, ya sizin ekonominizin enflasyonist ortamı, sizin ekonominizin işte bu değişkenlik parametreleri çok yüksek zaten. O yüzden benim beklentim de risk mantığıyla söylemek gerekirse çok yüksek diyerek hızlıca yukarı çıkarıyor. Amerika'da olsa, Avrupa'da olsa bu beklenti düzeyleri farklılaşıyor bir anda. Evet diyor zaten, evet projenize inanmamız lazım. 3 sene önümüze zaman koyabiliriz diyor. 5 sene zaman koyabiliriz diyor. Burada mümkün değil. İşte yatırımcına kaynaklanan ya da girişimcine kaynaklanan bir takım bariyerler var. Ama tabii daha önemlisi yatırım çeşitliliği çok zayıf Türkiye'de. Evet, burada şimdi yatırım çeşitliliğinden de bahsedelim. Şunu da devamında sorayım. Girişimciler yatırım bulabilmek için neler yapmalılar? Hangi Şimdi yöntemleri veya yolları izlemeliler? evet, şu anda bilinen yolların dışında çok fazla yol yok açıkçası. İşte melek yatırımcılar, startuplar, işte finansal kuruluşların verdiği takım girişimci destekleri falan. Girişimci yatırımcı çeşitliliği de çok zayıf. Yani ben biraz olayı şuna benzetiyorum. Türkiye'nin ekonomisi hala endüstri 2.0 düzeyinde. Yani toprakla fabrika ekonomisine dayalı bir ekonominin içinde yuvarlanıyoruz. Finansal çeşitliliklerimiz zayıf. Finansal argümanlarımız zayıf ve kendimiz de bunu yaratamıyoruz. Yani o değişim, yani biz uluslararası kuralların ya da uluslararası standartların, yine fabrika endüstri ekonomisine dayalı olarak söylüyorum, standartlar içerisinde yüzüyoruz. Çeşitlilik yaratmakta çok becerimiz yok. Daha doğrusu aklımızı oralarda yormak istemiyoruz. Çok fazla geliştirmiyoruz. Ama bunların endüstri 3.0'da, 4.0'da yeri yok. Endüstri 4.0'da şu anki kurumsal yapıların tamamı yıkılacak. Bu kadar acımasız da söylüyorum. Çünkü neden? Şimdi üniversite, örnek vereyim. Basit ya da meslek odaları gibi yapılardan, meslek birlikleri gibi yapılardan. Bunlar aynı zamanda ya da ticaret odaları gibi yapılardan. Bunlar aynı zamanda finansın da toplandığı yerler. Finansal mekanizmalar. Şimdi en basit üniversiteden, içinde bulunduğum, yıllarca bulunduğum kurumlardan bahsedeyim. Diğerleri için de aynı şeyleri söyleyebilirim rahatlıkla. Bir girişimcilik finansal mekanizmaları yok. Yahu üniversitede gençleri yetiştiriyorsun, değil mi? Zihnen değiştiriyorsun, entelektüel bilgi veriyorsun, dünya donanımı veriyorum diyorsun. Dünyaya entegre edeceğim, global yaşayacaklar, vizyonları değişecek diyorsun. Tamam da bu çocuk ne üretecek? Girişimci bir takım fikirlerin olması lazım ki bunu sahaya sunacak. Bu aslında üniversite içinde bir kazanım. Çünkü o girişimci fikirlerden belki birinin yatırımcısı olacak, melek yatırımcısı olacak. Ve sonra da onun piyasaya uygulanmasının da şeyi olacak, bir destekçisi olacak. Girişimci finansmanı diye bir modellemeleri yok. Olsa üniversitelerden çok sayıda belki iş fikrinin sahaya aktığını ya da yenilikçi iş fikrini, girişim. Ve bir de bu arada girişimlerin hepsi de çok iyi olumlu sonuçlar yaratacak diye beklemememiz lazım. Kimisi beklediğiniz A performansı değil de B performansı sonucunu verebilir. Kimisi işte beklediğinizin çok çok üstünde büyük performans verebilir. Bazen de bir tane fikir bütün fikirlerin ötesinde inanılmaz global başka bir yere gidebilir. Yani bildiğimiz fikirler anlamında çok sayıda fikir biliyoruz bu anlamda. Global uygulana gelen ve ticari olarak başarısı çok yüksek olan fikirler biliyoruz. Sonuçta girişimci fikirlerini biraz da böyle görmek gerekiyor. Yani bir fikrin, bir girişimin 10-15 kişiyle başlayıp aslında belki binlerce çalışan olan şirketlerin önüne geçtiğini görüyoruz. Tabii ki, Bugün tabii ki. hala 15-16 tane çalışanı olan birçok şirket, binlerce çalışan olan şirketin üzerinde gelirler elde ediyorlar. Sadece basit bir anlık bulunmuş bir Tabii. girişim Özellikle fikriyle. dijital pazarda Evet. bu şeyleri, fırsatları, girişimleri görebilmek çok mümkün. Ve globalde özellikle bir de başarı yakalıyorsa inanılmaz ekonomi yaratabiliyor. Hocam peki standartların ötesinde ne gibi yatırım modelleri üretilebilir diye aslında soracaktım ama üniversite modelinden de biraz Evet, yani bir bahsettiniz. üniversite modeli ya da bir meslek birliği modeli. Meslek birlikleri var mesela. Tekstilcilerle ilgili meslek birlikleri var. Yani ben bugüne kadar hiç şey duymuyorum. Yani bir meslek birliği oturup da bir girişimcilik havuzu ve yarışması ya da bir şeyi yapalım. Burada meslek alanında tekstil sektörümüze ilişkin olarak yeni girişim fikirlerini yarıştıralım. Bunlardan işte hangisi iyiyse ona gerekirse yatırım desteği verelim, onu geliştirelim. Sahamız büyüsün, pazarımız büyüsün falan gibi mesela. Hiç böyle bir şey sizin duyduğunuz var mı? Yok. Yok, benim de duyduğum yok. Ya da diğer meslek grupları fark etmez, herhangi bir meslek grubu için söylüyorum. Bu finansal kuruluşlar için de geçerli. Yani banka gibi, sigorta şirketleri gibi finansal mekanizmalar için de geçerli. Hiçbirinin bildiğimiz o endüstriyel işleyiş, Endüstri 1.0, 2.0 diye adlandırmamın sebebi bu. Endüstri 2.0'da nedir? Üretim mekana ve zamana dayalıdır. Tüketim de mekana zamana dayalıdır. Ve yaşam biçim itibariyle her şey mekana ve zamana dayalıdır.
Ekonominiz de mekan ve zamana dayalıdır. Endüstri 4.0'a geldiğinizde bütün bunlar bağımsızlaşıyor. Mekandan, zamandan bağımsızlaşıyor. Ve iş çeşitliliği ve niteliği de değişmeye başlıyor. Tüketim biçimleri değişiyor, üretim biçimleri değişiyor. Ama siz hala Endüstri 2.0, 3.0'dasınız. 2.0'dasınız. Endüstri 4.0'da fabrikalarınız artık sizin yazılımların yönettiği, robotların yönettiği, dijital yazılımların yönettiği, software'lerin yönettiği bir mekanizmaya dönüyor. Siz hala Endüstri 2.0'dasınız. Çok üzücü ama hala sizin fabrikalarınızda emek yoğun, yani kol kas gücü yoğun bir işlem yürüyor. Bunların hepsinin hem maliyeti yüksek hem de insan için deforme etkileri var. Evet. Hocam şimdi aslında yapılabilecek yeni yatırım modellerini söylediniz. Biraz da girişimcilere aslında son olarak tavsiyeleriniz neler? Onlar o yatırımları nasıl çekebilirler? Ya şimdi tabii şeyin çok güzel bir sözü var. İşte Marx'ın dünyanın bütün işçileri birleşin diye. Evet. Ben de şey diyorum, dünyanın bütün girişimcileri birleşin. Şimdi gerçekten girişimciler bu noktada kendi ne derler, kooperatiflerini yaratmaları daha doğru. Yani çünkü mevcut ekonomi vadisi, ekonomi sistemi hala Endüstri 2.0. Ve girişimcilerin kendi kooperatiflerini, kendi yapılarını oluşturmamaları durumunda karşılaşacakları ekonomik reaksiyonlar, kurumlar, yapılar hepsi Endüstri 2.0'ın kurumları, yapıları. Yani bir bankaya gidecek. Banka diyecek ki bizim girişimcilikle ilgili finansal metotlarımız bunlar. Standartlarımız bunlar. Bunun dışına çıkamayız. Yani bunun gibi. Hı hı. Ya da ama şey, yani diyorsunuz ki peki benim zaten girişim fikrim için o kadar teminatım olsa sizden niye gidip girişim kredisi kullanmak isteyeyim? Ya da girişim yatırımı almak isteyeyim? Evet. O teminat istiyor çünkü. Diyor ki girişiminin şey neyse o kadar teminat istiyorum diyor mesela banka. Zaten o kadar teminat verebiliyorsam sende ne işin var? Gibi. Şimdi dolayısıyla bu finansal mekanizmaların girişimcilik dünyasında aslında yeri yok baktığınızda. Bazı uygulana gelen startup faaliyetleri dışında, onları ayırarak söylüyorum, ya da melek yatırımcı modellemeleri dışındaki, onlarda bile hala arkadaki büyük finansal kuruluşların standartlarının baskısı var. Melek yatırımcı bile şunu diyor, yani evet ben size diyor bu yatırımı yapabilirim ama diyor ben de diyor bu melek yatırım için şey yaptım, çalışma yaptım. Bu tür arkada işte finansal yapılar var, kuruluşlar var. Dolayısıyla bu şartları karşılamanızı istiyorum diyor. Ya o şartları zaten karşılıyor olsa sana neye gelsin? Evet. Yani otomatik olarak. Şimdi burada zaten sıkıntılar biraz farklı. Artı mevcut yatırımcı modelleri aşırı düzeyde işin üzerine konuyor. Yani fikri neredeyse Tesla'nın durumu. Anlatabiliyor muyum? Tesla fikre sahip ama Edison üzerinden almış onu. Yani bunun gibi bir şeye dönüyor. O zaman niye ben Tesla olarak sana geleyim ki? Evimde kuru soğan yerim, o girişim fikrimle beraber mezara giderim daha iyi. Ya sana niye geliyorum o zaman? Hani Edison vaziyet biliyorsunuzdur o Tesla'nın hikayesini. Dolayısıyla hani bunların hepsi irrasyonel. Çünkü eskinin aklıyla siz yeni işletemiyorsunuz. Dolayısıyla ben girişimcilerin aslında desteklenebildiği bir ekonomik modelin olgunlaştırılması için girişimcilerin aktör olmasından yanayım. Birlikte yani, hareket ederlerse aslında birlikte bunu hareket ederlerse aynen bunu sağlarlar. Yani diğer tüm yapılar nasıl kendilerini komünite haline getirip, kooperatif sistemleri oluşturup güçlü kıldılarsa, bildiğiniz o şey gibi derler yani inşaat kooperatifi falan gibi. Evet, adam evet. Komünite oluyor ve kendi güç mekanizmasını oluşturuyor aslında o kooperatif üzerinden. Madem bunu devlet sağlamıyor, madem bu ekonomik yapılar buna fırsat tanımıyor, o zaman girişimciler kendi gerilla çalışmalarını yapsınlar, kendi kooperatiflerini, mekanizmalarını kursunlar. Çünkü öbür türlü fikirlerinden doluyorlar, iş girişimlerinden doluyorlar, ekonomilerinden doluyorlar. Yani kendi birliklerini yaratmalarının çok sağlıklı olacağını düşünüyorum ben. Kendi girişimcilik komünitelerini yaratırlarsa, ki zaten aslında Batı'da da aşağı yukarı bu tür modellerle kendilerini ortaya koyabilirler. Yani bazı projeler mesela girişimcilerin bu tür komünite oluşturmalarını sağladığı için girişimciler o noktada kendi otorite güçlerini, yani o ekonomiden pay alabilme güçlerini yarattılar. Hocam girişimcilerin kendi işlerinde de rekabet oluyor. Hani benim fikrim seninkinden daha iyi gibi. Bu biraz da onların kendi komüniteleri kurmalarına engel olmuyor mu? Yok, aslında işte onu diyorum zaten. Yani bireysellik ve rekabet noktasında eski piyasanın aklıyla çok fazla donandıkları için evet. Bunu yapamıyorlar. Hani bir komünite oluşturma güçleri zayıf aslında aklen. Aa, benim girişimcilik fikrim var, bana ait falan filan gibi. Ya zaten sana ait. Tescilli. Onda sorunumuz yok. Mesele biz bu girişimlerin hayata geçmesini nasıl sağlayacağız? Buluşacağımız yer orası. Girişim fikirlerimizi alıp almamak meselesi değil. Dolayısıyla sıkıntılar zaten burada başlıyor. Orada o finansal çözümlerle ya da
yönetsel çözümlerle ilgili boyutları kendilerini tedarik etmelerine çok büyük yarar var. Peki hocam, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bizi izleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Uzman sohbetlerini kaçırmamak için bizi takip etmeye devam edin. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.